TRT'ci olunca vakti de gayet pratik ve sağlıklı kullandılar. Şimdi de Şeref Altunok Beyefendi bir kenara yazılan sümmane adlı konuşmalar yapacaklar. Süremiz 15 dakika efendim. Teşekkür ediyorum. Şeref Altunok, sümmanenin torunlarındanım, öğretmenim. Şu an için Antalya'da yaşıyorum. Öncelikle protokolümüzü saygıyla selamlıyorum. Belediye Başkanımız, değerli konuklar, sevgili Narman hemşerilerimiz, hepinizi saygıyla selamlarım. Arkamızda gördüğünüz gibi zaten bahsedildi. Yazanlar Leyla'nın Necmi kitabını Sümmani'yi bir kenara yazmışlar. Ben konu, tema, bir kenara yazılan Sümmani'dir. Yazılmış mıdır bir kenara? Kendisi söylemiş, yazılmış mıdır? Evet, yazılmıştır. Hala kenarda mıdır? Yoksa çok ortalara çekmiş miyiz? Tanınırlığını artırmış mıyız? Artıramamışız. Aradan 100 yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen Sümmani hala kenardadır. Zaten meselemiz de bu. Öncelikle tabii eski ve geçmişi çok eleştirmeden biz önümüze bakmamız gerektiğini, ileriye doğru bakmamız gerektiğini ve hataları telafi edebileceğimizi düşündüğümü ifade etmek istiyorum. Bu konuda ara verilmiş olan Sümmani şenliklerini yeniden canlandırmasına sebep olan belediye başkanımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, çok sağ olsun. Sümmani şahsen çok sevdiğini biliyorum. Yani takip ettiğim kadarıyla ilgisi ve alakası var. Bu da önemlidir. Yani bir belediye başkanının bakış açısı yapılacak bundan sonraki çalışmalarının nasıl seyir edeceğini belli eder yani. Bu anlamda da umutluyum, kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha iyi programlar olması umuduyla. Eksiğimiz, kusurumuz olabilir. Bunlar hiç önemli değil. Daha iyilerini yapabiliriz. Peki Sümmani'yi bireysel olarak ne yapabiliriz? Yani sen torun olarak ne yapıyorsun derseniz. Şahsen ben yaklaşık 20 senedir yani ilgileniyorum. Alakadarım. Hüseyin dayım da burada bilir. Toplarım. Sümmani'den bir dörtlük bulsam bir köye giderim, bir ilçeye giderim, bir şehre giderim. Hiç önemli değil. Yaşlıları bulurum. Mesela bir Bursa'da giderim, işte Oğulların Derneği'ne, Doğrunların Derneği'ne, yaşlı insanlar bulurum. Bir, bizim hafızalarımıza kaydedilmemiş olan bir dörtlük var mı onu bulmaya çalışırım. Ve ismi de geçtim biraz önce, Abdülkadir Erkal, bizim hemşehrimiz, doçen. Benim de çok yakın arkadaşımdır. Sümmani'nin divanını oluşturmakta çok fazla katkıda bulundum ve yeni şiirlerin oraya eklenmesine sebep oldum. Çünkü seviyorum ve araştırıyorum. Ayrıca Facebook'ta Aşık Sümmani sayfamlar 6500 kişi takip ediyor. Sümmani Baba grubum var, 2500 kişi takip ediyor. YouTube'da Seref Sümmani isminde YouTube kanalım var, 4500 tane abonesi var. Ve sürekli Sümmani'nin eserlerini kayıtlı, görüntü ve sadece ses olan kayıtlarını haftada bir iki video olmak üzere atıyorum. Şu anda 100'e yakın video var. Ve amacım şu, ben de genişte bir aşık olduğu için 100 yıl sonra Sümmani'yi merak eden birisi internette tıkladığı zaman dağınık parça parça olarak değil, tek bir kanalda Sümmani'nin yaklaşık 1000'e yakın eserini karşısında bulabilecek. Bunlar aynı eserin farklı kişiler tarafından seslendirilmiş biçimi de olabilir. Ama Sümmani dağınıklıktan toparlayıp tek bir yerde toplamaya çalışıyorum. Bunlar şahsı çabalar. Hüseyin dayım, Hüseyin Sümmanoğlu zaten yaşamı boyunca Sümmani'yi anlatma ve tanıtma çabasını sürdürdü. Nusret Sümmanoğlu hakeza bir ömrünü ona feda etti. Şimdi aramızda yok, Allah rahmet eylesin. Ama anlatmaya çalıştığım aslında bireysel olarak torunları Sümmani'yi anlatma çabasını sürdürüyorlar. Fakat iş sadece torunlarının Sümmani'yi tanıtmasına bırakıldığı an aslında Sümmani o bir kenarda kalmaya devam ediyor. Çünkü gerçekten de onu ileri alamıyor. Yani devletin kurumsal olarak Aşık Sümmani'ye bir kültür adamı olarak, bir kültüre değeri olarak sahip çıkması gerekiyor. Bugüne kadar çıkıldığını düşünmüyorum. Bundan sonra çıkılacağını da umudum var. Bir tek kuruma, bir tek kişiye ya da torunlarına bırakılan Sümmani bulunduğu kenardan ortaya çekilemez. Bu mümkün değil. Mesela sadece Narman Belediyesi'nde bir yük bindirilse ve hadi sen siz Narman'da şenlik yapın, Sümmani'yi tanıtın, ne kadar etkili olabilir? Şimdi şunu soruyorum. Sümmani ya yerelde bir şairdir, aranızda çok fazla şair var. Şu anda bulunduğumuz aşıklarımızın hepsi de şairdir. Binlerce de şiirleri vardır yani. Ama yoksa uluslar çapında birisi midir?
Doğu mu, Erzurum'un ağzı mıdır, sesi midir, tınısı mıdır? Çok önemli bir makam, tarz, etki bırakmış mıdır, bırakmamış mıdır? Bırakmıştır. Halk edebiyatında Süleyman'ın ağzı vardır. Hem kendi dönemindeki bir sürü aşığı, ozanı etkilemiştir. Hem de kendinden sonra aradan 100 yıl geçmiş olmasına rağmen hala ben şairim de Süleyman'ın aşıklık yapacağım diyorsa Süleyman'ın eserlerinden geçmemesi mümkün değildir. Eğer onu yapıyorsa da zaten kendini de ifade edeceğini çok fazla düşünmüyorum. He, Erzurumluysa. Süleyman'ı görmeden geçemeyiz. Peki demek istediğim sadece bir belediyeye yükleyerek Süleyman'ı tanıtabilir mi? Şu anda mesela Kültür Bakanlığı Süleyman'ı hangi gözlükte bakıyor merak ediyorum. Nerede? Erzurum İl Kültür Müdürlüğü diye bir kurumun olduğunu düşünüyorum ben. Bu varsa nerede? Şimdi Süleyman'ın türbesi bile yani inanın ki mezarı bir rüya ya rüyasına gelen birisinin çabasıyla yaptırılmıştır diye duymuştum. Şu anda gördüğümüz mezar. Sonrasında yine Dalmanlı bir hemşerimizdeki Çatal Hüseyin Süleymanoğlu ile birlikte çabalayarak gayret ederek türbeyi bir hale getirdiler. Devlet kurumlarıyla burada bulunmadı yani. Yani tamamen bireysel çabalara indirgenmiş bir Süleymaniye ileri alma çabası. Bunu başarmamız mümkün değildir. Yani devletin Süleymaniye sahip çıkarak Kültür Bakanlığı'nın, ki Kültür Bakanlığı gerçekten ne iş yapar? Kültür deyince, kültür çok geniş bir kavram ama onun içerisinde şair, şiir, avaz, tını, ton, makam, ağız yok mudur? Bu kavramlar varsa o zaman Süleyman'ın de Kültür Bakanlığı'nın kesinlikle dikkatini çekiyor olması gerekir. Bu da onun işte bulunduğu şu andaki mezarının çeki düzeninden geçirilmesi, evinin etrafının açılması, boyanması, kültür evi yapılması, işte Ablataşı'na yine çeşitli etkinlikler yapılması gibi etkinliklere bağlı olması gerekir. Şimdi size soruyorum. Erzurum'da Süleymani adını duyduğunuz bir kurum, park, okul, kültür merkezi var mı? Yok. Yok yani ben yıllarca Erzurum'da yaşadım. Buna rağmen başkaları var mı yokmuş. Onların isimlerini de saymak istemiyorum. Küçümsemek de istemem. Mesela ben liseye giderken Necip Fazıl'ın Çiğle Şiir kitabını ezbere biliyorum, severim. Neden ezbere biliyorum diyorum? Çünkü bak sevdiğimi anlatmaya çalışıyorum. Hala da Necip Fazıl'dan bir şiir açarsam işte arkasını getiririm. Ama diyelim ki Erzurum'da koskoca bir kültür merkezi, ismi Necip Fazıl kısa bir kültür merkezi. Bakın, ya uluslar çapa ulaşmış zaten bunlar. Maraş'ta doludur, Maraşlıdır. İşte sadece kültür merkeziyle yetmiyor, komple mesela Necip Fazıl Kısa Caddesi. Efendim, Necip Fazıl Kısa Kürek Sokağı. İspat edebilirim size. Mesela Mevlana diye bir büyük bir parkımız var. Uluslar çapı olmuş, niye Süleymaniye gelmiyor Mevlana? Hiç kenara çekilmiyor, hep ortada duruyor, hep o, hep Necip Fazıl. Bakın biz kendi öz değerlerimize sahip çıkmazsak olmaz. Önce biz kendi değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Eğer biz kendi değerimize sahip çıkarsak bize de sahip çıkılır. Yani bakın bu silsiledir. Ama bizden önceki çok önemli değerleri yoksa, gözden kaçırırsa, görmezden gelirsek bize de değer verilmez aslında. Bakın unutulur gider. Hiç yaşanmayan bir ev nasıl viran olursa, hiç adı anılmayan, adı ismi bir yere verilen insan da unutulur gider. Yeni nesillerimize de anlatamıyoruz bunları. Yani ben İstanbul'da okulda öğretmenlik yaptım. Yani Mustafa Avustoy ve aramızda o zaman ilk güne ilk müdürlerimizdeydi. O da kendisi de çok ilgili. Okullardan öğrenciler gün Yerebatan Sarnıcı'na, Topkapı Sarayı'na, Sultan Mehmet Meydanı'na defalarca geziye götürülmektedir. Ben mesela Narman'da çocuklar Ablataşı'na, evine, bahane içtiği yere tanıtılmak için götürülüyor mu? Yeni neslimize de aktaramıyoruz. Bakın bunun için ben yine diyorum, bireysel çabalarımız yetersiz kalır. Devletin Süleymaniye sahip çıkması lazım. Devlet dediğimiz kurumlardır. Süleymaniye tabii seven insanlar o kurumların başında olmuyorsa bakış açısı değişiyor ama olması da olmuyor. Süleymaniye taşıyamayız. Hiç kimse Süleymaniye'nin bir kenardan çıkarıp da ortaya çıkarıp bunun ulusal çapta bir konudan şahit olduğunu iddia edemez. Yapamıyoruz. Ve bunu biz yapmadığımız zaman bir başkası yapıyor. Belki özür dilemeyi unuttuğum başkanın hatırındaydı. Yani programa da geç gelme nedeni Grup Abdan'ın Süleymaniye'nin doğduğu yeri, evi, mezarını
görmek istemesi, bana değiştiği yeri özellikle görmek istemesinden dolayı onlara rehberlik ettim. Beraber Sapıkaya göre gittik. Dolayısıyla programı onun için geciktim ve bundan dolayı özür diliyorum. Ama bu hafta dediğimiz zaman sadece yaptıkları bir ervazelden eseri 50 milyon kere YouTube'da, internette dinlendi. Yani yeni nesiller aktarıyorlar. Yaptıkları yeni albümde yine Sümmal Nesler'de yer verdiler. Hatta onlar bana yıllar önce Aşk Sümmal'in sempozumunu yaptığımız zaman 2011'de biz bir imkan bulduğumuz zaman muhakkak sadece bir Sümmal'in albümü yapmak istiyoruz dediler. Yani biz sahip çıkmıyoruz ama dışarıda yine bazıları sahip çıkıyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. İyi bir alakalarına. Evet, biraz hızlı konuşarak zamanımı nasıl kullanıyorum bilmiyorum. Vaktim var mı? Evet, bitireceğim. Ve Sümmal'in eşleşmesi yaparsa diyorum ki Sümmal'in Narman'ın parantezidir. Ben geçen Bayburt'u birisiyle rastladım Antalya'da. Neredeyse Narman'ın Narman kazasında oruç yolunda. Bir Gümüşhane'yi görsün, bir Artvin'i görsün. Herkes Narman'ın neyiniz bir Sümmal'e dokunuyor. Çünkü Sümmal'in kendi ismiyle birlikte yaşadığı yeri de coğrafyayı da işaretlemiş. Yani insanlara anlatmış. Gerçekten Narman eşittir Sümmal'idir. Biz zaten coğrafi olarak işte Kars yolunda değiliz, Artvin yolunda değiliz, çok fazla değerimiz yok. Ama Sümmal'i çok ileri atarak aslında Narman'ımızı da geliştirmiş. Biraz önce konuklarımızdan değil, Ufay tarikatı ile ilişkiyi kuruldu. Ben oraya da gittim. Yani Sümmal'in Hacı Ahmet Baba'ya şiir koşmaları var birkaç tane. Evet, ben de oraya da ziyaret etmiştim. Ama şunu belirtmek istiyorum. Sümmal herhangi bir tarikata bağlı değildir. Yani Rufay'da değildir. Burada Efendim Baba vardır. Mesela Nakşi'dir. Onunla da çok yakındır, bağlılığı vardır. Yani Kadir'i, Nakşi ve Rufay'dir diye etiketleyemeyiz. Sümmal aslında vahdetçidir. Ben şiirlerini hemen hemen hepsini bilirim. Defalarca okumuşumdur. Ben Sümmal'in şiirlerinde kardeşlik, birlik ve beraberliği görmüşümdür. Yani vahdetçidir. Bir arada olmayı. Yani tek bir alana bir inkısat etmiştir, bağlanmıştır. Diyemeyiz. Kendi anlayışımı tabii burada ifade etmek istiyorum. Sümmal'i gariptir. Edebinde arında bir yaşam sürmüştür. Çok kuvvetlidir. Bulunduğu dönemdeki bütün aşıklar çekinmiştirler ondan. Ve gerçekten kaybettiği bir atışmayı, karşılaşmayı, sazını kaybettiği bir atışmayı hatırlamıyoruz. Çok kuvvetlidir. Kendine zayıf olanları da ezmemiştir. Mütevazidir, alçak gönüllüdür. Mesela Sezai ile bir karşılaşması var. Orada Kazuman'ın Sezai biraz bir noktada az edep dışına çıkmaya başlayınca hani sen hangi bademe olmuşsun sarhoş, kamil kelamına vermedin mi, kuşu kulak vermedin mi, bir kamil sözü dinlemedin mi diyor. Ve aynı tuhaf, aynı atışmada kem kelama ruhsat vermez amirim diyor. Benim kem kelam edep dışı söz söyleme iznim yok diyor. Onun için gerçekten çok mütevazıdır. Güçlü olmasına rağmen, sesi ve tınısı çok güçlü olmasına rağmen alçak gönüllülüğünü elden bırakmamıştır. Zaten büyük insanlar da alçak gönüllülürler. Ne kadar alçak gönüllü olursan o kadar büyürsün. Sümmal'in bu mütevazı kişiliğini de vurgulayınca sonra sözü uzatmayalım, gerçekten vaktimizi almayayım. Şöyle bir tanımlamayla sonlandırmak istiyorum. Tarık Tufan'dır. Yani sadece ozanları etkilemem. Şairleri, yazarları, edebiyatçıları, sosyologları, felsefecileri etkilemiştir Sümmal'i. Yazar Tarık Tufan'ın ifadesiyle ki nereli olduğunu da bilmiyorsun, uzaklı memleketli bir insan. Sümmal'i bizim ailemizin büyüklerindendir. Gönlümüzün erenlerindendir. Dervişlerdendir diyor. Sümmal'i dert adamıdır diyor. Derdi adam ettiğidir. Hakikati dertten devşiren adamdır. Ve diyoruz ki son söz olarak diyoruz ki her nereye yazdılarsa adını orada olmak bizim de adamımızdır. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. Sevgili Sümmal Nesler Derneği Başkanı Sayın Ahmet Müşavirlerimiz Şenol Bey bu işin çok büyük uzmanı gibi konuştu. Deva üslubuna katılmıyorum. Öncelikle söyleyeyim. Yani bu Abdal grubunu zaten 2011'de getirdiler. Ben yayını aldım. Şunu bunu falan filan hepsini bilirim muhavere. Şimdi Sümmani zaten bir koldan tarikatlı değil. 12 koldan tarikatlıyım diyor. Rufai tarikatı da bunun bir tanesidir. Nakşi de bunun bir tanesidir. Yani bunu bu kadar iddialı ifadelerle bir de
bizim söylediklerimizin çok fazla bir anlamı yok da, çok meşhur bir yazarın mı söylediklerinin çok fazla bir anlamı var? Bunu da gündeme getirmek için çok fazla... Çok teşekkür ediyoruz. Benimsemedim, teşekkür ediyorum. Hem Sunmanlı'nın torunu Şeref Beyefendi'ye, hem İsmail Bingöl Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Birkaç cümlecikten söyleyeyim, Sayın Başkanımızı davet edeceğim. Bu konuşmaların hülasası, özü şu: Sünbani Baba, Ethem Baba'yla ilişkisi, Sanamel Ahmet Baba'yla ilişkisi, diğer Erbani'yle ilişkisi, 12 ilinden aldığı tayrı ve şiirleri, derin bir tasavvufi seyusluluğu, derin bir felsefi hukufiyeti, güzel ahlakı, pernameleri, hikmeti, irfanı ve diğer özellikleriyle sadece Marmara'nın değil, 1860'lardan 1915'lere kadar bütün bir Osmanlı coğrafyasının, halk edebiyatının, tekke edebiyatının efendim kalbi mesabesindedir. Onun için ne kadar çalışsak azdır. Bu çerçevede yapılan bütün faaliyetler kıymetlidir. Bu faaliyetlerden biri de bugün belediyemizin öncülüğünde yapılan faaliyettir. Başkanımızın şahsında emeği, katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Bakıyorum yaş ortalaması biraz yüksek başkanım. Keşke kış aylarında okullarımızda Mustafa abi de eskimez Milli Eğitim Müdürlerimizden Mustafa Altınsoy Beyefendi de burada. Ona da hoş geldin diyoruz. Keşke okullarımızda Sünbani Baba'yı tanıtan programlar olsa. Ben bir yayıncıyım. Gerçi Diyanet'in yayıncısında ne çıkar diyenler olabilir. Sosyal medyada Burak Bey buralardaydı. Sosyal medyada beyefendinin siteleri var ama daha çok tanıtmamız gerekiyor. Onu hissettim. Bu da bir başka şey. Hala belgesel ve sözlü tarih çalışması, Allah hayırlı uzun ömür versin. Hazır Hüseyin amcamız da berhayat iken Allah hayırlı uzun ömür versin. Onunla istifade etmemiz gerekiyor. Bütün bu sözler üstüne katılımlarınız için her biriniz ayrı ayrı şükranlarımızı arz ediyorum. Sünbaniye ve onun yolundakilere rahmet diliyorum. Şimdi hissiyatını bile getirmek üzere Sayın Başkanımızın huzurlarında